Ah. Neyse kızlar, sizin muhabbetinize hiç doyum olmuyor. Ben sizi daha fazla tutmayayım. Çok teşekkür ederiz Orço. Orço, sen olmasaydın ne yapardık biz? Harikasın sen. Kızlar, arkadaşlarımın yanında beni şımartmayın ya. Tamam, hadi görüşürüz. Kendinize popüler davranın. Hadi bakayım. Öptüm sizi. Ne yapıyorsunuz lan Kamiller? Orço, onlar kim? Kim ya? Şu arabadır gel mi? Şimdi ne oldu ben size anlatayım. Bugün sabah evden okula yürümek için çıktım böyle. Sahilde dolaşıyordum. Bir baktım yanıma bir tane araba geldi. Bu kızlar da bana seslendiler. Şşş, yakışıklı. Gideceğin yere kadar seni götüreyim dedi. Ben de kırmadım. Bindik geldik buraya kadar işte. Hadi lan oradan. Kim bilir kaç yaş büyüktür onlar senden be. Hakikaten ya. Aranızda kaç yaş fark var kim bilir. Tabii sadece boy farkı olsa neyse. Yaş farkı bu boru değil. Allah Allah. Ne alakası var güzel kardeşim? Kızlar anladılar benim yaşımdan daha olgun gösterdiğimi. Ya da 2 sene sınıfta kaldığını. Ulan Turşu, bizim bu yalanları yememiz için senin bunu cuma günü öğleden sonra falan söylemen lazım ki bütün haftanın yorgunluğuyla biz bu yalanı yutalım. Şimdi yemedik bu durumu. Neden arabanın içinde olduğunu söyle istersen. Oto yıkamacıya geri mi döndün lan yoksa? Allah Allah. Ya siz de benim hiçbir söylediğime inanmıyorsunuz ya. Her söylediğin yalan olduğu için olabilir mi? Tamam. Olayı süsleyerek anlatmış olabilirim. Eyvallah. Çok özür dilerim. Size olayı baştan anlatıyorum. Özetleyerek. Yola çıktım ben. Okula geliyorum. Bir baktım bu kızcağızların arabasının lastiği patlamış. Allah! Ben de değiştirmelerine yardım ettim. Ondan sonra bunlar da jest olsun diye beni buraya kadar bıraktılar işte. Bak hikayedeki saçmalıkları çıkartınca makul bir yere geldi durum. Ya görmediniz mi ha? Görmediniz mi kızlar nasıl öptüler beni ha? Nasıl öptüler? Telefon numaramı da verdim lan ben onlara. Telefon numaramı da verdim. Artık sizin gibi liseli bebelerle takılmayacağım oğlum. Kız arkadaş portföyümü üniversitelilerden oluşturacağım. Haberiniz olsun. Sus lan. Vay demek geri geldiniz ha? Ben şey demedim mi oğlum kızlar bana hasta diye? Montunu arabada unutmuşsun da. Ooo canım benim. Ne zahmet ettin ya. Bir dahaki sefer görüştüğümüzde verirdim montu. Baştan biz de öyle düşünmüştük Orçacığım ama sonra cebinde çivileri bulunca geri verelim dedik. Başka arabaların lastiklerini patlatabilmen için. İkibisi ya. Ne oldu ki? İkibisi. Bana baksana sen pislik. Arabanın lastiklerini patlatıp bizden faydalanabileceğini mi zannetsin sen ha? Ha? Ay acıdı. Ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Ne yapıyorsun sen? Cebimden birkaç tane çivi çıktı diye illa araba lastiği patlatıcısı mı olmam lazım benim ya? Belki hırdavatçıyım ben değil mi? Bana bak gerizekalı. O arabanın lastiğinin parasını vermezsen seni polise şikayet ederiz. Zaten geç kaldık, mağduruz. Ya tamam, niye bu kadar büyütüyorsunuz ya? Tamam. Allah Allah. Alın size para. Arabanın lastiğini patlattığım için değil ha. Paranız olmadığı için veriyorum. Al. Gerizekalı. Aptal. Kızlar, bu tatsız olayı unuttuğunuz zaman ararsınız beni. Telefon numaram sizde var. Lan gereksiz. Üniversite açılımın neredeyse karakolda bitiyordu lan. Ya ne alakası var güzel kardeşim ya? Bu deterjanlı sulara mı kaldım ben? Kart karılar zaten bunlar ya. Sus lan Turşu, yürü. Gerizekalı. Gerizekalı. Herif.